Bismillahirrahmanirrahim. Sarf ilminden emsile, ardından bina adlı kitapları okumuş olanların Kur'an-ı Kerim'de görmesi gerektiğini düşündüğümüz şeylere değineceğiz. Ne tür incelemeler yapabilirler? Nelerin farkına vararak Kur'an-ı Kerim okuyabilirler? Bunu birlikte test usulü ile inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce emsile ile alakalı bir iki nota değinelim. Emsile kelimesi mesele, yemsülü, musul kökünden gelmektedir. Mücerridi bu. Bu fiil mufaale babına aktarılmış. Masele, yumasilu, mümaseleten ve misalen ve misalen. Mastarın mudaride çekimi. Misalün, misalani, emsile. İşte mastarın cemi mükesseri olarak gelmektedir. Emsile kelimesi ne kelime? Mufaale babının mastarının cemi mükesseri. Emsile buradan geliyor. Bu cemi mükesser kıllet veznindendir. Kıllet veznine birazdan ona da değiniriz. Emsile kitabında Nasara'yan sonra Nasran, Nasran yazıyor. Aslında nahive göre düşünürsek Nasrun olmalı. Ra zammelenir yani. Fe hüve nasirun ve zâke mensurun. Tabi isim faillerin başında fe hüve yer almaz. Direkt nasirun olur. Ve zâke olmaz. Direkt mensurun olur. Sebebi ne? Kitaplarda ne şekilde karşımıza çıkar? Sebebi nasara yensuru bunlar fiildir. Hüve gizli zamir olarak faildir. Nasran mefulü bihtir. Bu yüzden mensub olarak yazılmıştır. Fehüve nasirun ve zâki mensurun. Fehüve nasir yani nasirden önce hüvenin gelmesi nasirin ismi fail olduğuna dair bir alamet, işaret olsun diyedir. O yardımcıdır. Ve zâki mensurun. Zâki de burada yine isim meful olduğuna işaret olsun diye zâki konulmuştur. Kitaplarda nasıl karşımıza çıkar? Fehüve ayrıca ve zâki bunlar olmaz. Kitaplarda direkt nasirun, mensurun şeklinde karşımıza çıkacaktır. Örnek Arapça isim ve fiil çekim kitaplarında bunları görebilmektesiniz. Kur'an-ı Kerim'de de böyle, hadislerde, fıkıhlarda böyledir. 24 sıganın 13'ü fiil, 11'i isimdir. 13 fiilin 7'si ihbari, 6'sı inşaidir. 11 ismin 4'ü de mastardır. Bunları esasen daha önceki videolarımızda işlemiştik. Hangileri isim, hangileri fiil, hangileri mastar? Yani mastar zaten isimdir de isim bir çeşididir. İşte nasran, mastar gayri mimi olarak birinci mastar. Mensarun, mimli mastar olarak ikinci mastar. Nasraten, mastar binayı merre olarak mastar. Üçüncü mastar oldu. Nisraten, mastar binayı nevi bu da bir mastardır. Bunları da nedir? T'li mastarlar. Bunlarda T var. Mensarun'da T yok. T'siz mastar. Nasran'da mastar gayri mimi olarak 4 tane mastar varmış. 11 tane isim var dedik. 4'ü mastardır dedik. Böylece 11 ismin 4'üne değinmiş olduk. Diğer isimler nelerdir? Yani tamamı isimden hepsini sayalım. Nasran mastar gayri mimi isimdir. Nasrun ismi fail diyoruz zaten. Oradan isim yani ikinci isim. Mensurun ismi meful yani bu da isim. Başka isim Mensarun isimdir, Minsarun isimdir, Nasraten, Nisraten bunlar da isim, Nusayrun, Nesriyun bunlar da isim, Nassarun, Ensaru bunlar da isimdir. Bunun dışında kalanlar yani mavi olarak yazılanlar nedir? Mavi olarak yazılanlar fiildir, renk olarak da yani zaten belirginleştirilmiştir durum. Nasaru da olduğu gibi cemilerin sonunda vav'dan sonra elif gelir. Muddaride çekimi yaptığımızı düşünelim. Nasara, nasara, nasaru. Nasaru vav'ın ardından elif ile yazılmaktadır. Ketebe, ketebe, ketebu vav'dan sonra elif var. Buna elif-i farika, cemi elifi gibi isimler verilmektedir. Bu elif ne işe yarar? Bir, o kelimenin bittiğini gösterir. İki, o kelimenin cemi olduğunu gösterir.
Yed'u vavlı yazılmıştır. Elif, yani Elif'e gerek yoktu deseydik, nasaru vav ile ben bunun cemi olduğunu anlarım desek, yed'u da vavlı yazılmıştır ama müfrettir. Da'a mazi müfret. Yed'u muzaridir, yine müfrettir. Demek ki vav ile yazılmış olması onun cemi olduğunu anlamamıza yeterli değil, Elif gerekir. Birkaç cemiye değinelim dedik. Cemi müzeker salim diye bir şey var. Cem müzekker salim, vav nun veya ya nun ile biten kelimelerdir. Tabi sondaki nunlar bu kelime muzaf olursa sondaki nunlar düşer. Mahirun isim fail kalıbı müfrettir. Mahirune cemidir. Cemi müzekker salimdir. Cemidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani eril için kullanılır. Salimdir yani kırık çoğul değildir. Kurallıdır. Vavnun veya yağının yani mahirune mahirine vav yerine ya da olabilir. İraba göre değişir. Aqilun aqiluna aqiline vav yerine ya yine olabilir. Calisun calisune calisine cemi müzekker salim bunlar. Ve inna inşaallahu lemuhtedun ayet. Muhtedun nedir? Cemi müzekker salimdir. Vav ve nun ile bitmiştir kelime. Kunu gradeten hasi ine. Hasi ine şu anda nas ve cer haline uygun olarak ya ile yazılmıştır. Ne dedik? Vav veya ya ile yazılabilir. Mahirune mahirine. Agiluna akiline. Calisune calisine. Muhtedune muhtedine. Hasiune hasiine. Muhsinine muhsinune. Nun fethalı oluyor. Ardından yani bir önceki harf olan ya hareketsizdir. Veya bir önceki vav yine hareketsizdir. Bir de cem müzekker salime mulhak olanlar vardır. Yani cem müzekker salim gibidirler. Onlara katılmışlardır. Alemune. Alemun buna bir örnektir. Mesela ve ma ersennak illa rahmeten lil alemine. Ya ile yazılmış. Vav veya ya ile yazılabilir. Her iki durumda da yine cemi müzeker salimdir. Konumu değişmiyor yani. Sadece irab bakımından bir değişikliğe maruz tutulmuş. Alemlere rahmet olarak gönderdik diyor sadece. Yalnızca bu alem kelimesi yani alemun müfret alemune alemine cemi müzeker salim olarak yer almış. Niye mülhak da bizzat cemi müzeker salim değil? Çünkü alem kelimesi Allah dışındaki her şeyi kapsayıcıdır. Allah'ın dışında olan varlıklardan bahsediyoruz. Bunun müennesi var, müzekkeri var. Hepsini kapsadığı için biz mülhak diyoruz. Allahümme Rabbe semavati seb'i ve ma eznenne Rabbel erazin. Erazin de erazune erazine yine cemi müzekker salime mülhak olarak gelmiştir. Ardından ve ma edrake ma illiyun. Yukarıdaki illiyuna ayetten örnek. İlliyun da yine cem müzekker salime mülhaktır. Şegaletsena emvaluna vehluna festağfirlenen. Bir ayette bu. Ehluna. Şurada geçen ehlun. Ehlun kelimesi de nedir? Yine cem müzekker salime mülhaktır. Bunun dışında ulu kelimesi de yine cemi müzekker salime mülhak olarak geçmiştir. Bunları cem müzekker salime mülhak olanların örnekleri bunlar. Bunları aklınızda tutmanızda fayda var. Bir de cemi müennes salim var. Yani dilerseniz geçmeden biraz daha açalım. Cemi müzekker salimin daha önce biz buna değindik tabii çeşitli videolarda. Şimdi ise binayı ve emsali bitirmiş kişinin yapmasını beklediğimiz şeylere değiniyoruz. Biraz daha özet geçiyoruz bunları. Dolayısıyla cem müzekker salim, cem müennes salim. Bunlar hep isimlerde irab ile alakalı. Konuyla ilgili videomuz mevcuttur. Zaten şu anda videonun linkini görüyorsunuz. Bunun dışında cemi müennes salim. Cem müennes salim dik elif ve sol tarafta açık T var. Aişetun müfrettir. Aişatun görüyorsunuz açık T. Hemen sağında dik elif var. İşte bu tür kelimelere cemi müennes salim demekteyiz. Bu bir kural. Bu kurala direkt uymayan yani 3-5 kelime vardır. 3-5 kelime hariç
bu kural tutacaktır. Yani ne diyelim? %99,9 oranında açık T ve sağında dik elif varsa ona cem-i müennes salim deriz. Kısmen artık %1 veya milyonda bir gibi bir oranda o kelimeler cem-i mükesser de olabilmektedir. Fatimetun, Fatim, Matun, Dalhatun, Dalhatun. Fehimet, Dalibatu. Dalibat nedir? Cem-i müennes salimliği açık T sağında dik elif var. Diğerleri de o şekilde devam ediyor. Fessalihatu, görüyorsunuz bir ayetten örnek yazmışız. Fessalihatu, salih kadınlar, saliha kadınlar. Açık T sağında dik elif var. Ganitatun, hafizatun. Dedi gaybi diye devam ediyor. Şimdi cem-i mükessere geldik. Kırık çoğul, cumu'u teksir diye isimleri var. Cem-i mükesser evvela 3 şekilde yapılır. Bunu bilmek gerekiyor. 3 şekilde elde ediliyor. 1. Tekil ismi harf ekleyerek elde edebilirsin. Racülün, ricalün. Racül adam demektir. Müfret, ricalün adamlar demektir. Cim ile lam arasına elif konulmuş. Racül, rical olmuştur. Böylece cem-i mükesseri elde ettik. Diflün, çocuk, etfal, çocuklar. Yine harf eklenmiştir. Bu defa tek harf değil, iki tane eklenmiş. T'dan önce elif var, yani hemze var. Et, fa ile lam arasında da bir elif daha var. Et, faal böylece elde edilmiştir. İki, tekil isimden harf çıkarak da elde edebiliriz. Kitap kelimesinden harf çıkardık. Neyi? Elifi. Kütubun cemi oldu. Kitabın kitabını kütüb, isim fail çekiminden bilirsiniz zaten. Yatak manasına gelen serirun, sururun şeklinde cem-i mükesser olur. Yani y'yi silerek. Buna esasen belki en meşhur örneklerden biri de rasulün müfret, rusulün çoğuldur. Cemidir yine aynı şekilde. Harf silinerek elde edilmiştir. 3. Tekir isminin harekesini değiştirerek esedün, usudun, esedün, üsüdün, esed aslan, usud aslanlar. Yazılışı aynı, sadece hareketler farklı. Ve senun put vusunu putlar. Hareketi değiştirerek cemi elde edebiliyoruz. Bulduğum bir kelimeyi nasıl cemiye çevireceğim ben? Bunlar semaidir. Yani hareketi silerek mi elde edeyim? Harf ekleyerek mi elde edeyim? Harf silerek mi? Hareket ekleyerek mi? Nasıl elde edeyim? Bunun kararını biz veremiyoruz. Araplardan işitildiği üzere ezberlenmiştir. Sözlüklere bakmak gerekir. Örneğin farz edin ki hayatınızda ilk defa racul kelimesini gördünüz. Bunun cem-i mükesserini bilmiyorsunuz. Ben bunu rucul diye yapayım veya rical diye yapayım veya farklı bir şekilde yapayım diyemezsiniz. Sözlüğe bakıp bunu bulmanız gerekir. Sözlükte hemen yanında çoğulu zaten yazıyordur. Cemileri yani sözlükten elde edilir, bulunur. Bu cem-i mükesser de kendisi içerisinde ikiye ayrılıyor. Kıllet ve kesret diye. Kıllet ve zinheri 1 ila 10 arasındaki varlıkları ifade etmek için kullanılır. Nefsun müfrettir. Çoğulu enfus. Yani ef'ulun kalıbındaki cem'i mükesserleri şu an görüyorsunuz. Ef'ulun kalıbında gelebilir. Ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Kıllet ve zinheri 4 tane. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Ef'alun'a örnek nefsun müfret, cem'i enfus. Yani enfus buraya örnektir. Aynün müfret, e'yunun cemisidir. İşte bu cemi yine efor ile örnek. Harfın müfret, ahruf cemi mükesserdir. Efor kalıbındadır görüyorsunuz. Dolayısıyla buraya örnektir. Bir de ef'alun var. Kalemun müfret, eklamun cemidir, mükesserdir. Kalemler manasında. Eklamun, ef'alun aynı vezin. Diflün müfret, etfalün cemi. Babun müfret, ebvabun cemi. Hurrun, ehrarun, milun, emyalun. Hep aynı kalıptadırlar. Ceddün, ecdadün. Ef'iletun vezni var. Misalun, emsiletun. Yani emsile diye okuduğumuz kitap neymiş? Ef'iletun kalıbındaymış. Sualun, esiletun. Ef'iletun aynı vezni. Cevabun, ecvibetun. Zamanun ezminetun. Aynı şekilde efale kalıbında olur. Bir de fi'letun var. Sabiyyun sibyetun. Sibyetun buraya örnek olur. Ehun müfret ihvetun cemidir ve fi'letun kalıbındadır.
Feten müfret fityetun cemidir. Bu kalıptır. Fityet. Bu şekilde dört tane kalıp kıllet vezin ef'ul, ef'al, ef'ile, fi'le. Dört tane kalıp vardır. Bunlar biriyle on arasını içerir. Örnek. Eklem derken kalemler manasına geliyor. Çoğu kaç kalem? 30 kalem mi? 30 kalem için kullanılmıyor. 1 ila 10 diyorum sürekli ama aslında birden başlamaz. Cemi olduğuna göre en az 3 olmalı. 3 ila 10 arası. 1 müfrettir, 2 tesniyedir. 3 ve 3'ten yukarısı cemidir. İşte bu cemi kıllet vezinleri ne yapıyor? 3'ten yukarısı cemi de nereye kadarı? 10'a kadar diyor. Kılletse 10'a kadar. Ama eğer kesret vezinde bir cemiyle karşılaştıysanız 3'ten başlar, sonsuza dek içermiş olabilir. Yani milyarlarcayı kastedebilir. Fu'lun vezni vardır bunun. A'ma umyun. A'ma müfret umyun cemi. Fu'lun kalıbında görüyorsunuz. Umyun. Ney? Amalar, körler. Kaç tane amadan bahsediyor? 3 ila 10 arası diyemezsin artık. 3 ila trilyonlarca. Belirsiz yani. Fu'lun, kitabun, kütübün. Örnek çok var. Siz de görmektesiniz. Cümletün, cümelün. Cümel, fu'al kalıbında olduğundan cemi mükesserdir. Cümletün, müfret, cümel, cemi olmakta. Hasidun, hüssadun. Tacirun, tüccarun. Bu kalıp mesela ihtisasta sorulmuştu. Aşağıdakilerden hangisi müfret değildir diye soru vardı. İşte tüccar diye yazılmış. Tüccar bu kalıptır. Fual kalıbı, cemi, mükesser, kesret veznidir. Cebelun, cibalun. Yani şu an ekranı durdurup bunları tek tek yazabilirsiniz. Dileyen yazabilir. Hepsini okumaya gerek duymadım. Fevailu nedir yine? Gaidetun, gavaidu. Gaidetun müfret, gavaidu cemidir. Mükesserdir. Kesretin hangi vezni olur bu? Müntehel cumu olur. Fevail, müntehel, cumu kalıbıdır. Efa'ili de o şekilde. Efa'ilu, isba'ı müfret, esabi'un cemi. Tabi isba'un ayında ten varken, esabi'udaki ayında tenvin yok. Bunun bir sebebi var. Çünkü müntehel, cumu dediğimiz, son cemi dediğimiz, cem'ül cem dediğimiz kalıplar gayri munsariftir. Yani tenvini ve esreyi kabul etmezler. Fe'alâ'u fakirun fukara. Fukara neymiş? Cemim keser, müntehel cumu. Başka risaletün resail. Resail yine cemim mükesserdir. Usfurun esafiru cemim mükesser. Bunlar hep müntehel cumu kalıpları arkadaşlar. Sonlarında temin olmadığından da bunu anlayabilirsiniz. Fevailu fevailu. Bunlar hep cemim mükesser kalıpları olmakta. Muntehe Cumu diye yazmış. Tekrar örnek vermişiz ama burada onu anlattım zaten. Karşı örnekler yazmışım. Meksurun mekasirun. Meksurun mensurun. Mensurun mensurani mensuruna ve menasirun. Menasiru dedik. Menasiru var bir de. İki tane var orada biliyorsunuz. Davud'u Kars'ı da geçmekteydi. Mekasiru yani isim mef'ulün cemi kesreti bu. Muntehe Cumu tabi. Mel'unun, mel'un lanetlenmiş. Mela'inu, bu da cemim keser. Mağrur, megariru, meşhur, meşahiru, meşgul, meşagilu. Bunlar hep cemim mükesserdir. Aynı zamanda kesritin müntehel cumu kısmındadır. Şehidün şüheda, rasulün rusul. Bunlar da diğer örnekler, cemim mükesser örnek. Bakara suresinde bir örnek verelim demişiz. El-Enhar. Enhar kelimesi nehrun enharun cemi mükesserdir. Eşhur şehir müfret şehrun şehru Ramazan elledi diye Kur'an kendine geçmekte müfredi. Eşhur aylar manasında cemi mükesserdir. Ebhur bahr müfret ebhur cemidir. Burada yer almakta görüyorsunuz. Elsine var yine cemi mükesser olarak. Bu tür bilgilere değindik. Şimdi ayet incelemelerine geçiyoruz.